arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hem Babalar Günü hem de ülkenin dört bir yanında insanlar kurban kesip kendilerince kurban sunuyorlar. Bugün bu iki konu üzerine odaklanmak istedim. Çünkü ikisinin de aslında kutsal yazılarda ve bizim hayatımızda önemli bir yeri var. Öncelikle kutsal yazılarda kurbanın en ünlü hikayesini İbrahim'den görüyoruz. Sonraki sayıda geçebiliriz. Rica etsem olur musun? Tabii. Yaratılış 22. bölüm 1-4 ayetleri. Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi. İbrahim buradayım dedi. Tanrı İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. İbrahim sabah erkenden kalktı, eşiğine palan vurdu, yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. Sanki. Yakmalık sunu için vardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada. Ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim, oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi, oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbin meleği göklerden İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedi. İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Oraya Yah ve Yire adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü bu yüzden bugün de söyleniyor. Rabbin meleği göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi. Rab diyor ki kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla sayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kendilerine mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün ulusal kutsanacak. Çünkü sözümü dinledim. Amin. Gördüğünüz üzere Tanrı İbrahim'i bir denenmeye tabi tutuyor. İlk ayetlerde gördüğünüz üzere. Bir baba olarak belki hiçbir babanın kabul etmeyeceği bir şey. Oğlunu sunmak. Oğlunu Tanrı'ya yakmalık sunu olarak, yakarak sunmak. Hatta oğlunun masumane bir sorusu olarak baba, odun ve ateş burada ama yakmalık kuzusunu nerede diye sorduğunda Tanrı sağlayacak diye imanla söyledi. Ama içinden babasının kendi oğlunu sunacağını biliyordu ve bunu belki oğluna açıklamaktan korktu. Oğul da belki bunu anlamış olacak ki sesini çıkarmadan yakmalık sunu kuzusunda hiçbir şey yapmadı. Belki korkuyordu, belki başka duygularla cebelleşiyordu İshak. Ama İbrahim Tanrı'ya iman etti ve imanıyla beraber Tanrı'ya güvendi. Zamanında çocuğu olmazken, 99 yaşındayken oğlunun doğacağına yönelik Tanrı hem karısı Sara'ya hem de kendisine vaat verdi. 99 yaşındaki bir adam çocuğu olacağına vaadini verdi ve çocuğu belki daha ergenlik çağında, belki daha yeni yetişkin olurken bir sunu olarak sunulmaya çağrıldı. Yani bir çocuk veriyoruz, alıyorsunuz Tanrı'dan ve bir soyun olacak. Çünkü soyu ile ilgili kutsal kitap birçok yerde İbrahim'in soyunun yıldızları aşacağından bahsediyordu. İbrahim bir yerde
belli başlı sıkıntılardan dolayı imanlı davranamadı ve başka bir kadından başka bir çocuğu oldu. Hacer'den İsmail doğdu ve Tanrı'nın vaadinden farklı olarak bir çocuk doğduğu için, Tanrı'nın vaadinin istediği vaadinden farklı bir çocuk doğduğu için İbrahim başka şeyler yaptı. Tanrı Hacer'le İsmail'i gönderdiğinde İbrahim bu durum için üzüldü. Bu sefer ise Tanrı İbrahim'in ikinci çocuğunu almak istiyordu. Biricik karısından olan çocuğunu almak istiyordu. Şimdi baktığımızda çevremizde birçok insan kurbanlar sunardı. Yahudiler, Müslümanlar veya başka inançtakiler. Kurbanın onlar için anlamı nedir? İnsanlara bazen yardım etmek. Yahudiler için ayrıdır. Müslüman kardeşlerimiz için ayrıdır. Ama baktığımda Yahudiler kurbanın ne anlama geldiğini bildiklerinde hepsi bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Bu bir suç için, İki günahı bağışlatmak için. Kutsal yazılarda gözüküyor. Şimdi baktığımızda Musa'nın yasasında şöyle bahsediyor bu kurbanla ilgili. Çok kutsal olan suç sunusunun yasası şudur. Suç sunusu yakmalık sunumun kesildiği yerde kesilecek ve kan sunumun her yanına dökülecek. Bir önceki bölümde de günah sunusuyla ilgili Musa'ya Rab şöyle diyor. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'la oğullarına de ki günah sunusu yasası şudur. Günah sunusu yakmalık sunumun kesildiği yerde Rabbin huzurunda kesilecek. Çok kutsaldır. Hayvanı sunan kâhin onu kutsal bir yerde buluşma çadırının giriş bölümünde yiyecek. Sununun etine her dokunan kutsal sayılacak. Her dokunan. Kanı birinin giysisine sıçrarsa giysi kutsal bir yerde yıkanmalı. Kutsal yazılarda Tanrı simgelerle veyahut yeni ayıptaki asıl tasarısının, asıl görkeminin, asıl antlaşmasının gölgeleriyle bizlere konuşur. İbranilerde Tanrı gölgeleri, yasanın gölgelerinden bahseder. Yasanın bir gölge olduğundan, bizim hayatımızdaki gerçekleşecek, Tanrı'nın hayatında bir, Tanrı'nın bizim hayatımızda gerçekleştireceği şeylerin bir gölgesi olduğundan bahseder. Ve bu gölge bize bu sunumların, yakmalık sunumun, suç sunusunun, günah sunusunun kutsal, o ete dokunanın dahi kutsal kılınacağından, kim dokunursa, dokunduğu an kutsal kılınacağından bahsediyor. Çünkü kutsal kitapta kutsal olmak çok önemlidir. Çünkü bunu bir kere sağladın mı, bir daha insanlar seni kutsal olarak bilecekler. Çünkü insanlar senin günahının olmadığını bilecek bunu olduktan sonra. Bir kere olması bile sizin hayatınızda çok büyük bir değer teşkil ediyor. Çünkü hayatın boyunca günahın içindeyken tek bir kere bile olsa kutsal kılınmak size Tanrı'nın kutsal yerine girmeye bile hak tanıyabilecek bir durum sağlıyor. En kutsal yere girebilecek. Tanrı'yla yüz yüze görüşebilecek bir hakkı. Eski ayıta bunu ancak peygamberler yapabiliyordu. Ancak büyük kutsal adamlar yapabiliyordu. Onlar da zaten hayatlarının birçok yerini gerek denemelerle gerek sınanmalarda bunu acı acı veriyordu. İbraniler bölümünde kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Erdirebilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Gördüğümüz üzere kurbanların bir önemi varsa bile, sunduğumuz kurbanların iyi işleri, belki başka şeylerin bir önemi varsa bile bizim sonsuz kurtuluşumuzu kazandıramıyor. Çünkü İbraniler bölümü bize bunu açık açık şöyle söylüyor. Yıldan yıla günahlarımızı anımsattığından bahsediyor. Bir kere kutsal kılındın, tamam, ama 364 gün. Hatta belki aynı günün daha bitmeden sen günahını bir şekilde bir günah işleyip o kutsallığını kaybettin. Her gün her gün kurban sunmaya iyi vaktimiz yok. Ve bir yerde eski ayette Tanrı ona sunulan kurbanlardan da bıktığından bahseder. Bu kurban kanlarından bıktığından bahseder. Çünkü aslında insanların ondan istediği şeyden değil de sanki bu daha önemliymiş gibi. Bir koçu, bir tekeyi, bir çift kumruyu, bir çift serçeyi, bir çift güvercinin kesmeleri daha önemliymiş gibi sunmaya başladılar.
Hatta bir dönem geldi ki yalnız ama yalnız her gün her gün her gün her gün suç sunumları, günah sunumları sunmaya başladılar. Ama halk Tanrı sözünü hiçbir şekilde dinlemedi. İbrahim'in sanki yaptığı ilk hata gibiydiler. İkinci hatayı ikinci yaptığı büyüklüğü görmediler. İbrahim'in ikinci yaptığı büyüklük onu doğru kıldı. İbrahim'in ikinci yaptığı büyüklük onu imanla birçok kişinin atası kıldı. Tanrı kendi adına ant içti İbrahim için. Kendi adına. Birçok yerde insanlar Allah'ın adıyla, Tanrı'nın adıyla ant içerler. Yani Tanrı şahidindir, Allah şahidindir. Yalan söylemiyorum. Allah şahidindir, bunu yapacağım, bunu yerine getireceğim. Yok bilmem kim şahidindir gibisinden araya şahitler sokarlar. Tanrı ise kendinden başkasını şahit koymadı. İbrahim'e vereceği vaatle ilgili. Vereceği vaatte onun soyunun yıldızlar kadar çoğalacağını bildirdi. Bir baba için bu çok büyük bir şey. Çünkü baktığında senin soyunun devam edeceğinden bile emin değilken daha yeni çocuğunu kurban sunağından aldığı halde bir babaya bu vaadi vermek hem Tanrı için hem de insan için büyük bir önem teşkil ediyor. Çünkü bir insana bunun vaadini vermek o insana çok büyük bir güven verir. İman ediyorsa eğer. İbrahim bu zor kararı verirken çok büyük zorluklardan geçti. Bazı insanlar bunun için sadece uzun uzun kitaplar yazdılar. Hatta bir filozofun bu konuyla ilgili bir kitabı var. Soren Kierkegaard'ın. İbrahim'in o 3 gün içinde kafasından geçtiği şeyleri tahmin etmeye çalışıyor. İçindeki korkunun, içindeki acıların, içindeki çocuğumun yüzüne nasıl bakacağım, onu yatırırken nasıl davranacağım gibisinden şeyleri anlattığı bir kitabı var. Belki hayatınızda okumak istersiniz ama okumasanız da olur. Kutsal yazılar İbrahim'in Moria'ya giderken 3 gün boyunca çabaladığından, 3 gün boyunca gittiğinden bahseder. Ve kendi oğlunun, kendi kurbanlık oğlunun kendi yakmalık sonusu olarak taşıyacağı oğlunu kendi sırtında taşıdığını gösteriyor. Kutsal yasadaki bu olay bize yeni ant başlamadaki İsa Mesih'in Getsemane bahçesinden sanki Baba Tanrı'nın onu kurban olarak sunarken ki yaşadığı yüreği İbrahim'de görebiliriz. Getsemane bahçesinden çağrılığının sırtlanıp Golgota tepesine gidene kadar Tanrı'nın yüreğini İbrahim'in tavırlarına görebiliriz. Nasıl İbrahim imanla davrandıysa Tanrı da aynı şekilde imanı bize göstererek davrandı. İsa nasıl o sunağa yatmaya razı olduysa İsa da aynı şekilde o sunağa yatmaya razı oldu. Ama ikisi arasında bir fark vardı. Birincisinde Tanrı'nın güvenebileceği tek kişi kendisiydi. İbrahim'in ise güvenebileceği bir Tanrı vardı. Ve oğluna imanla bu kuzuyu Tanrı'nın sağlayacağını söyledi ve Tanrı sağladı. İbrahim işin içinden kurtuldu. Denenmeyi geçti ve çocuğu elinde kaldı. Ama Tanrı'da durum böyle olmadı. Çünkü Tanrı kendi verdiği vaadi, kendi üzerine kurduğu vaadi, kendi adıyla kurduğu vaadi kendisi gerçekleştirmesi gerekiyordu. Baba Tanrı'nın vaadini oğul olan İsa gerçekleştirdi. Ve aslında baktığımızda Tanrı orada yalnızdı. Baba, oğul, kutsal ruh dışında onların yanında hiçbir kimse yoktu. Öğrencileri, 3,5 yıl boyunca özenle yetiştirdiği öğrencileri onu terk etmişti. Birçok insan o yargılanırken yargı mahkemesinin önünde mahkemeye girip de hayır o suçsuz demedi. Ya da acı çekerken hiçbir komutan onu oradan indirmedi. Evet, İbrahim'in olayında bir koç çalılara takıldı ama İsa'nın olayında çalılara takılan tek şey İsa'nın kafasıydı. İbrahimler'de devam eder. İbrahimler 10. bölüm 8-10 ayet. Mesih ilki kurban sunu, yakmalık sunu, günah sunusu istemedi ve bunlardan hoşnut olmadı dedi. Oysa bunlar yasanın bir gereği olarak sunulur. Sonra senin isteğini yapmak üzere işte geldim dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in
bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındı. Amin. Eski ayette ete dokunan, o kurbanın etine dokunan, suç sonusunun, günah sonusunun etine dokunan kutsal kılınıyordu. Ve biz Mesih İsa'da ilk ve son kez onun sunulmasıyla, Mesih'in kendini sunmasıyla, babanın Mesih'i sunmasıyla biz kutsal kılındık. Yani bakın, kutsal olan kurban etine dokunan herkes kutsal kılındı. Mesih'in Rabbi sofrasında onun etine ve kanına dokunan bizler de kutsal kılındı. O kanı temizlemek için yalnız kutsal yerde bunu temizleyebileceğini, Mesih'in kanının bizim üzerimizdeki yetkisini yalnız kutsal olan biri temizleyebilir. Ki Tanrı'dan başka biri de bunu yapamayacağına göre bizim kutsallığımız, bizim Tanrı'nın önündeki bize verilen kutsallığımız ebedidir. Sonsuza kadar da. Tanrı kendi adı uyarınca sonsuza kadar da. Ama bazı insanlar sanki bu yokmuş gibi size gelebilir. Bazen kendi düşüncelerinizde de böyle olabilirsiniz. Eğer ki işte ben günah işledim, az tekrar günah düştüm. Ya ben iman ettim, iman ettikten sonra vaftiz oldum. Rabbi sofrası aldım, Rabbi sofrası işledikten sonra yine günah işledim. Ne yapacak? İşte ben yine kutsallıktan yoksun kaldım. Hayır, kalmadım. Hala kutsalsın. Tanrı'nın adı uyarınca, Tanrı'nın antlaşması uyarınca hala kutsalsınız. Siz o bedene dokundunuz. Siz o kanla meshedildiniz. Hayatınızın sonuna kadar. Eğer ki siz bu kandan, bu etten vazgeçmediğiniz sürece hiçbir şekilde bu kurtuluştan hiçbir şekilde bu kurtuluştan vazgeçemezsiniz. Hiçbir şekilde bu kurtuluştan sizi kimse mahrum bırakamaz. Bazı insanlar sanki sizi kurtaran şeyin eylemleriniz olduğunu söyleyebilir. Bunun için size tesbihler, rozariler, belli başlı dini figürler ya da başka şeyler verebilir. Ve bunları yaparsan sen daha kutsal olacaksın. Bunları yaparsan sen Tanrı'nın egemenliğine girebileceksin dediğinde hayır. Bunlar sizi Tanrı'nın egemenliğine zaten getirseydi en başta biz Mesih'in kurban edilişini değil de Mesih'in bize rozariyi öğretişini okurduk. Ya da Mesih'in bize tesbihi, Mesih'in bize namaz kılmayı, Mesih'in bize başka şeyler yapmayı öğretişini okuduk. Ama Mesih'in bize kurban oluşunu okuyoruz kutsal yazılarda. Elçiler her mektupta Mesih'in kurbanını anarak bizlere selam veriyor. Bulunulan her kiliseye Mesih'in kurbanını anarak selam veriyor. Her mektupta, Yakup'un mektubunda bile eylemlerimizi anlatırken yine de bu eylemlerin Mesih'in kurbanı sayesinde bizi kurtardığını söylemekte. Bu eylemlerin sadece bizim imanımızın bir yansıması olduğundan bahsetmekte. Lütuf olmadan hiçbir şekilde kurtulamıyoruz işte bu yüzden. Kendi dualarımız, kendi yaptığımız eylemler bize bir lütuf sağlamaz. Çünkü lütuf yalnız Mesih'in kurtarışıyla gerçekleşir. Ve sonsuza kadar, ebediyete kadar gerçekleşir. Ondan sonra bu lütuf bize kutsal ruhun yıkamasıyla, kutsal ruhun verilmesiyle mühürlenir. Evet. 2. Timoteus 2.21. Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur. Yani bakın, kendimizi bayağı işlerden arıtırsak cennete gideceğimizden bahsetmiyor. Kendimizi bayağı işlerden arıtırsak çok büyük bir insan olacağımızdan bahsetmiyor. Sadece diyor ki efendisine yararlı ve kutsal kılınmış. Kutsal kılındık zaten. Ama kendimizi kötü işlerden uzak tuttuğumuzda dünya da bizim kutsal kılındığımızı bilecek. Çünkü dünyanın önündeki tanıklık budur. Ama Tanrı'nın önündeki tanıklık zaten Mesih aracılığıyla gerçekleşti. Mesih'in bizim kurtarması aracılığıyla gerçekleşti. Ve bazı durumlarda kendi iyi işlerimize güveneceksek eğer, bir sonraki ayete geçer misin? Tabii. Matta 11.11. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadınlar doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Bakın, kendi işlerimize güveneceksek, Mesih'in yıkamasıyla değil de kendi işlerimize yaşayacaksak, hiçbir şekilde Yahya'dan üstün olamayacağız. Çünkü kadından doğanlar hiçbir şekilde Mesih'in görkemindeki bir insandan daha üstün olamadığını Mesih kendi ağzıyla tanıklıkta bulunuyor. Bu söz doğrudur çünkü Mesih buna tanıklık etmiştir. Bu söz doğrudur çünkü Baba ve kutsal ruhuna tanıklık ediyor.
Aynı şekilde kendimizi en küçük kıldığımızda, kendimizi kardeşimizin de tanıklığında olduğu gibi kutsal ya da çok iyi göstermediğimizde Yahya'dan bile üstün oluyoruz. Musa'dan, diğer peygamberlerden. Çünkü diğer peygamberlerin her bir işinde Mesih'in lütfunun görkemi yoktu. Hepsinde Tanrı'nın gücü vardı. Hepsinde Tanrı'nın görkemi vardı. Ama hiçbir Mesih'in kanıyla yıkanmadı. Hiçbir Mesih etiyle kutsal kılınmadı. Onların kutsal kılındıkları sıradan kurbanlardı. Bizim kutsal kılmamız ise ebedi, sonsuz, zamanın başlangıcından beri zamanı başlatan Tanrı olan Mesih'in kurbanıdır. Çok uzun tutmayacağım çünkü kardeşimiz çok uzun bir tanıklık verdi. Güzel bir tanıklıktı. Ve belki benim anlatmak isteyeceğim ya başka insanlar anlatmak isteyeceği şeylerden de bahsetti. Bir şiirle, İbrahim'i İshak'ı anlatan bir şiirle bitirmek istiyorum. Hatırlıyorum o günü, hatırlıyorum. Babamın sırtıma odun yükleyişine. Unutmuyorum o yüzünü, unutmuyorum. Gökyüzüne değen dağı izleyişine. Hüzünle sormuştum. Baba, ateşte odun burada. Ama yakmalık sunu kutusu nerede? Yah reyle dedi. Ancak beni yatırdı suna. Üzüntü vardı içinin en derin yerinde. Biliyorum, kurban bendim, biliyorum. Kaçmaktansa razı olmuştum ellerimi bağlamasına. Korkuyorum ölmekten, çok korkuyorum. Bekliyorum yüzümün bıçağı yansımasını. Başta bize hatırlıyorum dedim ya, evet hatırlıyorum onun gelişini. Emrediyordu meleğe, dağa, güneşe, aya. Sanki yeryüzüne inen bir bulut gibi. Bembeyaz pamuklar içinde ışıl ışıl bakışları, görkemli bir kral gibi yaklaşıyordu. Çalıların arasına sıkışmış boynuzları, sanki dikenli bir tacı andırıyordu. Babam beni çözüp onu yatırdı sunağa. Çünkü günah ücreti çok ağırdı. O yaşam verebilmek için benim yerimi aldı. Yaşamın bedelini ödeyip beni kurtardı. Evet, onu Tanrı sağlamıştı. Babamın üzüntüsünü çevirmişti mutluluğa. Sanki beyaz pelerinli bir kahramandı. Bendeki ölüm korkusunu atmıştı karanlığa. Günahlı yeryüzünün Rabbin adını andığında Tanrı kuzusunu esirgemeyecek. Çünkü babam beni esirgemedi. Hatırlıyorum sunakta ölüsüne baktığında babam onun yüzünü gördü ve sevindi. Amin.